Bir sanattır onların işi ama belki de en nankör olanı. Günler öncesinden yapılan planlar, saatlerce süren yoğun hazırlık, her safhasında gösterilen dikkat ve temizlik, özenle düzenlenen, süslenen sunum ve ardından tüm bunların bir çırpıda yenip tüketilişi. Evet, leziz yemeklerin yaratıcısı aşçılarımızdan bahsediyorum. Daha masamıza gelirken yayılan kokularıyla iştah kabartan soslu etler, kızarmış tavuklar, tadına doyamadığımız hamur işleri, leziz zeytinyağlar ve yemeğin sonunda o günkü diyetimize elveda deyip kendimizi ödüllendirdiğimiz baklavalar, ayva tatlıları, dondurmalar aşçılarımızın sanat eseridir. Onlar iştahlarımızı kabartır, karnımızı doyurur, bizlere dostlarımızla paylaştığımız keyifli yemekler sunar. Ama acaba kaçımız o yemeklerin ne kadar emek ve ne kadar saat sonra hazırlandığını hatırlar? Kaçımız garsona bahşiş bırakırken iki kelimede aşçı için iltifatkar söz söyler ya da gidip bizzat teşekkür eder? Bugünkü konuğum ülkemizin önde gelen aşçılarından sevgili Selçuk Kuzu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gayet meşakkatli ve nankör bir meslek. Nedir insanı aşçı olmaya iten, öyle bir kararı vermeye yönelten? Bunun tam olarak bir cevabı yok ama ben şöyle tanımlayabilirim. Herkesin doğarken bir tabii özellikleri, karakteristik bir yanı var. Herkes farklı yönlerde ilerliyor ve gelişiyor. Sanıyorum bu doğuştan bir yetenek ve sonradan gün dışına çıkıyor. Sanıyorum bu da insanı kabiliyetli bir sanatkar yapıyor. Alanlar farklı oluyor. Tabii evet. Bazı rastlantılar da bazı yolları açıyor ama örneğin sizin hayatınızda birçok yemeğin önemi var ama özellikle midyenin çok önemi var değil mi? Evet, midyenin hakikaten çok büyük bir önemi var. Bu işe başlangıç noktam, çıkış noktam olarak kabul ediyorum. Okul zamanlarında çalışmaya başladım. İşte uzun bir zaman midye ayıklayarak başlangıcı böyle yaptım. Yaklaşık 1-1,5 sene ayıkladım. Ellerim tanınmaz haldeydi o zamanlar. Ama işi sevdiğim için ilerleme yolu açıldı. Midyenin özel bir yeri var. Evet. Şimdi siz Hilton'da başlıyorsunuz ve uzun yıllar Hilton'da önce çırak olarak giriyorsunuz. Evet. Uzun yıllar çalışıyorsunuz ve kademe kademe yükselerek bir Türk'ün gelebileceği en üst noktaya geliyorsunuz. Aşçıbaşı yardımcılığına geliyorsunuz. Çünkü bir Türk olduğunuz zaman şef olma şansınız yok Hilton kurallarına göre. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu talihsiz bir uygulama tabii ki. Bazı uluslararası zincirlerin Türkiye'yi önemsememesinden, iyi derece yetişmiş kalifiye elemanın orada olabileceğini düşünmemesinden ya da hala sıralamalarda 3. dünya ülkeleri sınıfını geçiştirememiş olmamızın talihsizliği. Zaman içerisinde sanıyorum bu geçilecek. İyi örnekler, başarılı örnekler, başarılarını sergilemeye devam ettiği sürece bunu sanıyorum aşacağız. Talihsiz ama aşmak durumundayız. Peki bu kuralın değişme gibi bir durumu var mı? Bu son görüşmelerde Türk mutfağının gösterdiği başarılardan sonra. Sanıyorum var. Uluslararası alanlarda yaptığımız yarışmalarda, gerekirse katıldığımız organizasyonlarda iyi noktalara geldik, iyi sonuçlar aldık. Şu anda Hilton değil ama şu anda benim çalıştığım Rönesans, Polat Rönesans Süleyi uluslararası evet. Bir zincir. 180 tane oteller var. Onların birinde aşçıbaşı olarak şu anda çalışıyorum. Evet. Demek ki bir noktaya geldik. Zaman içerisinde orada da iyi yerler alacak arkadaşlarımız ya da diğer adaylar. Şimdi uluslararası platformda bir yere geldiğinizin bir başka göstergesi de son olarak Gastronomi ve Rotisörler Derneği'ne ki bunu izleyicilerimiz için açıklamanızı rica edeceğim sizden. Bu derneğe Türkiye'yi temsilen katılan ilk ve tek Türk mutfak şefi üyesisiniz. Evet. Bu bir anlamda uluslararası platformda da sizin aşçılıktaki ustalığınızın tanıdığının göstergesi. Nedir bir aşçıyı yurt dışında da başarıya iten uluslararası titre sahip olmasına vesile eden? Çok güzel bir konuya değindiniz. İzin verirseniz önce Gastronomi Derneği ile ilgili birkaç söz etmek istiyorum. Gastronomi Rotisörler Derneği yiyecek içecek alanında ya yeme sanatı alanında ilk kurulan derneklerden birisi. Öyle ki 1200'lü yıllarda orta kurulmuş. Orta çağa kadar dayanıyor değil mi? O kadar eski. Bu çağlarda kurulmuş ve devamlılığını kaybetmeksizin bir sürü getiriler ve savaşlara rağmen güncelliğini korumuş, yönetime devam etmiş bir dernek. Geçen seneye kadar uluslararası Türkiye haricinde birçok Avrupa ve dünya ülkelerinde faaliyetler gösteriyordu. Geçen sene bizim kişisel gayretlerimiz ve almış olduğumuz başarılar sonucunda
Türkiye'de de bunun bir dalını getirmeyi hedefledik ve çok uğraştık. Sonunda kabul ettirdik. Şu anda Türkiye'de bu derneğe üye. Yeme içme ve gurme alanındaki büyük atılımlardan bir tanesi bence. Bunun getirileri yeme içmenin uluslararası dizayndaki yerini belirleyici olarak siz de adımlar atabiliyorsunuz. Sizin uygulamalarınız da dünya mutfakları arasında yerini alabiliyor ve karşılıklı bir değişim oluyor. Değişim biliyorsunuz birçok şeyi, yeniliği getiriyor beraberinde ve sizin gelişmenize faydası oluyor. Dolayısıyla böyle bir şeyde bulunmak, faaliyetin içerisinde bulunmak çok güzel. Şimdi yenilik ve değişiklik dediniz. Sizin özellikle Türk mutfağını yenileştirme, çağa uydurma gibi girişimleriniz var. Türk mutfağı biraz çağın gerisinde kalma sinyalleri verdiği için mi bu teşebbüsleriniz? Evet. Son 5 yıldır uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Ben aynı zamanda Türk milli takımı antrenörüyüm. Bu görevi 94 yılının sonlarında aldım ve işte birçok yarışmaya katıldık ve iyi sonuçlar aldık. Şimdi bu katıldığımız yarışmalar sonucunda değişimlere gidip bizzat yerinde görüyorsunuz ve kendinize dönüyorsunuz. Bu bir aynayla yüzleşme gibi. Ben şimdi Türk mutfağının önde gelen neferlerinden birisiyim. Her ne kadar aşçıbaşı olsam da uygulamada ben de varım ve sonuçlardan iyi ya da kötü ben de kendime pay çıkartıyorum. Şimdi bir yerde düşünüyorsunuz. Biz çok köklü bir devletin uzantılarının bu noktasındayız. Çok köklü bir geçmişimiz var. Ve mutfağımız çok köklü. Öyle ki birçok Çin Seddi'ne kadar gitmişiz. Oraları hükümranlığını yapmışız ve onları etkimiz altında almışız. Bunlar etkileşimler sonucu bizim mutfaklarımız orada kalanlar. Onlardan bize geçenler var. Ve biz bunları sergilemiyoruz. Neden ise yenileyemediğimizden. Neyi yenileyemiyoruz? Türk mutfağı deyince Avrupa'daki insanın aklına bol salçalı, bol yağlı, bol hamur işli yemekler geliyor. Bu yani doğru, çok lezzetli olup biraz sağlık konusunda sınıfta kalan. Sınıfta kalan bir mutfak geliyor ama biz bunu yenileyebiliriz. Sabit kalmamız şart değil. Ben bunu yapmaya çalıştım. Birkaç arkadaş daha aldık yanımıza. Bu konuda işte girişimci arkadaşlar bulmaya çalıştık. Az sayımız ama yapıyoruz, yeniliyoruz. Neyi yeniliyoruz? Sahipleri yeniliyoruz. Yağ oranlarını azaltıyoruz. Sağlığa direkt etki eden, negatif etki eden, şişmanlatan, hanımlarımızı korkutan şeyler. Mesela tereyağı kullanmıyorsunuz da zeytinyağı mı kullanıyorsunuz? Tabii tereyağı kullanmıyoruz, zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağını da yavaş yavaş çıkartıyoruz. Soya fasulyesini yağını kullanıyoruz. Bütün dünyada var olan normal kuzinden lean kuzine geçiş var. Lean kuzini Türk mutfağına uygulamaya çalışıyoruz. Bu biraz zaman alıyor. Biraz ticari olarak yatırım gerektiriyor. Ama mutfağı, Türk mutfağının, Türkiye'nin gelişimini, Türk kültürünü ilerletmemiz için de bunları göze almamız gerekiyor. Bu konuda bize destek veren yatırımcılar gerekiyor. Bunları inşallah yavaş yavaş bulup daha da ileri getireceğiz. Ama bayağı mesafe kat ettik. Şimdi yurt dışında yaşamış ya da bulunmuş Türk vatandaşlarının en nahoş deneyimlerinden bir tanesi de herhangi bir restorana gittiklerinde dolma ya da işte baklava ve cacık gibi Türklerin ana menülerini oluşturan yemeklerinin Yunan yemeği adı altında satılıyor olması. Yani bakıyorsunuz kelimenin kendisi bile Türkçe. Dolma ya da baklava, evet, ya da cacık. Ama bunlar hep yurt dışında Yunan yemekleri olarak biliniyor. Bunu değiştirmek için ne yapmak gerekiyor? Bunu değiştirmek için yapılacak çokça bir şey yok. Ben bir Yunanistan gezim sırasında Olympos Otel'de kalıyorum. Menü istedik akşam yemeği için. Sizin de söylemiş olduğunuz haydari, evet, pilaki, caciki. Yani kelimelerin kendisi ve bile Türkçe. Yunan olmaları mümkün. Aynısı, hiç değişikliği ve dolmaki. Çağırdık restoran menajeri ki işte bunlar dedim aslında Türk yemekleri olarak. Ama menajer benim Türk olduğumu bilmiyor, İngilizce konuşuyoruz. Aslında dedim bunlar Türk yemekleri olarak varlar ama burada aynı şekilde duruyor. Nedir? Bana açıklaması şöyle oldu. Biz Türklerle çok iç içe yaşadık. Mutfaklarımız birbirine çok yakındır. Karakteristik olarak da aynı ülkeye benzeriz. Onun için bir sakınca görmüyoruz. Hatta bunlar Yunan yemekleri olarak onlar bizden aldılar dedi. Benim Türk olduğumu bilmediği için. Tabii bu tartışma devam etmesine biz o şekilde kapattık. Şimdi bu konuda ne yapılabilir? Biz zamanında hiç mutfağımıza sahip çıkmamışız. Gülmüşüz, yemişiz, eğlenmişiz, güzel tatlar yaratmışız. Onları tüketmişiz. Ama bunları korumak adına, bunları yaygınlaştırmak adına, bunları tanıtmak adına bir şey yapmamışız. Buraya yatırım yapmamışız. Biz sadece günübirlik yatırımlar yapıyoruz ne yazık ki. Tüketiyoruz, günü kotarıyoruz. Orada bizim işimiz bitiyor. Ama Avrupalılar ve diğer ülke insanlar öyle yapmıyorlar. Daha ileri yönelik yatırımlar yapıyorlar. Biz de bugünlerde Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle birlikte, Turizm Müdürü Yalçın Manav'ın destekleriyle birlikte
kendi bir derneğimiz var. Mutfak Profesyonelleri Derneği adıyla faaliyet gösteriyor. Onları koruma, yeni yemekleri, en azından yemeklerimizi yenilerini kaptırmamak üzere. Yani artık baklavalar, çocuklar, haydariler gitti. Bundan sonrakiler gitmesin. Bundan sonrakiler gitmesin amacıyla onları paylaşıyoruz. Bir global dünya sonuçta paylaşmak durumundayız aynı zamanda. Ama bundan sonrakiler en azından koruyalım ve onların adları Türk olarak kalabilsinler diye onlar üzerine bir çalışma yapıyoruz. Yunan ve diğer ülkeler, mesela Arap ülkeleri de bazı yiyeceklerimizden humus mesela bir Arap yemeği olarak tanınır. Kökeni evet eski olur ama Türkler daha yaygındır. Bunları en azından diğer yemeklerimizi kaptırmaya da çalışmalar yapıyoruz. Evet, Türk kahvesi için aynı şey geçerli. Yunan kahvesi, Arap kahvesi evet, diye yurt dışında evet, satılıyor. Peki Türkler yemek kültürüne mi sahip çıkamıyorlar? Yani yemek için mi yaşıyoruz yoksa yaşamak için mi yiyoruz tartışmasını Türkler için nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizde yemek yeme kültürü son zamanlarda gelişiyor. Bak Osmanlılar zamanı çok şaşalı bir dönemimiz var. O dönemde her şey çok büyük özen göstermiş. Özellikle Türk mutfağı çok büyük özen göstermiş. Büyük yatırımlar yapılmış o zaman. Ama bu acaba sadece saray ve çevresi için mi geçerli? Saray yani, ve çevresi için geçerli. Genel bütünde halk bazında yemek kültürü acaba nasıl? Halk bazında değil ama saray ve çevresi için çok geçerli bir faktör. Öyle ki o bölgede, o yörede yapılan en güzel yemekler saraya getirilip sunulmuş, böyle güzel bir şey ortaya çıkartıldı diye. Şimdiye gelindiğinde artık yemek için yaşamıyoruz, yaşamak için yemeye çalışıyoruz genelde, çünkü ekonomik koşullar bu farklı. Bu fast foodların bu kadar yaygın olmasının bir neticesi de evet, nedeni de o zamansızlık ve artık yaşamak için yemeğe dönüştüğümüzde çok az insan var yemek yemek için yemek yiyen, onlar ki bizi mutlu eden, bu sanata gönül veren insanları mutlu eden kesim. Gönül ister ki bu bölüm artsın, bu dilim çoğalsın. Peki siz fast food'un bu kadar yaygınlaşmış olmasını ülkemizde, yemek kültürünün çok sahip çıkılmaması, biraz o konuda zayıf olmamız, ama bundan sonrası için acaba nasıl bir yarış olacak fast food'la Türk mutfağı ya da daha özgün mutfaklar arasında? Fast food'un gelişmesini engellemek mümkün değil. Zaten bunu yapmaya çalışmanın da doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü insanlar her aşamada hayatında kaliteyi talep eder duruma gelecek. Bu televizyon programlarının daha iyi olması ya da daha kaliteli evet, araba kullanmak olduğu gibi daha iyi hazırlanmış yemekler için de öyle bir talep doğabilir. Kesinlikle fast food'u engellemek mümkün değil ama Türk mutfağını fast food'un içinde yer edindirmek lazım. Orada özel bir yer alıp fast food'un içinde bulunmamız gerekiyor. Bunu mutfağın yenilenmesiyle düz orantılı bir şey. Mutfağımızı muhakkak ve muhakkak yenilememiz lazım. Bir hamburgeri, bir ızgara köftemizi hamburgerle yarışır duruma getirmemiz lazım ve onu yeni bir norma sokmamız lazım. Bir lahmacunu pizzayla yarışır hale getirmemiz Almanya'da lazım. Almanya'da örneğin bu döner sandviç evet, satışları McDonald's ve Burger King'in toplam satışlarından daha fazla bir girdi sağlıyor. 3 milyar dolarlık bir endüstri yaratılmış durumda evet, döner sayesinde. Evet. Almanlar bizden daha fazla döner tüketiyor durumda. Daha hızlı tüketimini, daha güzel bir normunu yakaladılar. Almanlar evet daha fazla tüketiyorlar, haklısınız. İşte bu güzel bir örnek olabilir. Biz de fast food'da yerimizi alabiliriz. Bu bizim döner klasik bir ürünümüz. Bunu değişik norma sokabiliriz ve bu şekilde fast food'da yerimizi alabiliriz ve almalıyız da. Çünkü bir süre sonra her şeyimizi fast food'da teslim etmek durumunda kalacağız. Şimdi ben biraz daha özgün, daha mükellef sofralara geçmek istiyorum. Siz diyorsunuz ki iyi aşçılar mükellef sofralar hazırlamazlar ya da hazırlanmaları beklenmemelidir. Aşçılar belli konularda kendilerini hazırlamalılar. Örneğin işte hem tuzlu hem tatlı hem çorba yapmamalı bir aşçı. Sadece bir konuda özelleşmeli diyorsunuz. Neden? Ben bu alanı hep tıpla yan yana koyarım. Bir tıp doktoru düşünün, işte jinekolog, bir tıp doktoru düşünün, beyin cerrahı, bir tıp doktoru düşünün, kalp mütehassısı. Bunların hiçbirisi tek kalemde toplanamaz. Aynı şey yani çok genele belki indirgemiş olacağım, kimse alınmasın ama yani çorba, mükemmel çorba yapıyor olabilirsiniz ama tatlıda bu kadar başarılı olmayabilirsiniz. Biz bence genel kanımız bütün Türkler için, bizim arkadaşlarımız için söylüyorum özellikle, her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu doğru değil. Biz her şeyi hep birlikte yapabilecek kapasitede insan değiliz yani. Mümkün değil. Herkes her şeyi yapamaz. Herkesin iyi yapabildiği bir şey var, onun yanında da yapmak istediği şeyler var. Ben diyorum ki bu sanata gönül verenler herkes bir dalda profesyonelleşsin. Mesela iyi çorba yapıyorsanız iyi çorba yapın, iyi tatlı yapabiliyorsanız iyi tatlı yapın, iyi meze yapıyorsanız iyi meze yapın ve onu geliştirin, orada kalmayın. Onun artıları daha ilave, yeni şeyler bulalım, onu zenginleştirelim.
Herkes bir dalda profesyonel olsun ve iyi şeyler ortaya koysun. Böyle dört kişi de yan yana geldi, mükemmel şeyler zaten kendinden sergilenecek. Peki sizin yoğunlaştığınız alan hangisi? Ben en çok soslar ve sıcak yemekler bölümünde yoğunlaşıyorum. Soslar yemek dünyası içerisinde çok özel bir bölüm teşkil ediyor. Bütün yemeğin sırrı, iyi bir yemeğin sırrı zaten sosunun en ince detaylarında ve yapımının püf noktalarında. Tabii sos olunca et de çok önem kazanıyor. Herhalde Gastronomi ve Rotisörler Derneği'ne üye kabul edilmenizin en önemli nedenlerinden bir tanesi de o. Çünkü onlar özellikle et üzerine yoğunlaşmış aşçılar grubu. Evet. Şimdi siz hem biraz önce belirttiğiniz gibi Türk Milli Takımı'nın antrenörüsünüz, hem de ayrıca Uluslararası Aşçılar Yarışması jüri üyesisiniz. Evet. Şimdi bu tür yarışmalar ne gibi katkılar sağlıyor bu sektöre? Bu sektöre bu tür yarışmaların katkıları inanılmaz fazla. Örneklemek gerekirse, en son İngiltere'de bir yarışmaya gittik. Her iki senede bir yapılıyor. İşte yaklaşık 80 ülke vardı. Bu 80 ülke, 80 değişik mutfak ve 80 değişik mutfağın sergilenmesi. Ki bunun İngiltere'de olması da ayrıca çok ilginç. İngiltere'de olması da ayrıca ilginç. İngiltere mutfak bakımından fakir bir ülke. Çok fakir hatta. Ama onu geliştirmek için herhalde çabalarsın. Geliştirmek için yatırım yapıyorlar ve işte dünyada 80 tane ülkenin değişik insanları topluyorlar ve onlara bir takım sergiler yapıyor ve yarışma yapıyorlar. Buradaki her şeyi değiştiriyorsunuz. Sizin hazırladığınız bir tatlı ile benim hazırladığım bir tatlı yan yana geliyor. Sizdeki eksikleri, bendeki yenilikleri siz görüyorsunuz. Ben sizin değişik yapmış olduğum şeyi, yani bir fikir alışverişi. Fikir alışverişleri yanında yavru başka fikirler de doğuruyor ve onları sana şeyin içerisine koyuyorsunuz. Mutfağın içerisine yerleştiriyorsunuz. Kendinize özgün uyguluyorsunuz ve ilerlemeniz için bir kapı açılıyor. Her yarışma bir kapı daha açıyor size ve siz ilerliyorsunuz. Ha, belki bu aynı anda fark edilmiyor ama sergilediğinizde çok şey kazanıldığı ortaya çıkıyor. Bu anlamda çok faydalı. Peki nedir kriterler bir yemeğin iyi olup olmadığını tayin eden? Şimdi ben Uluslararası Avrupa Konseyi'nin belirlediği bir şefler takımı var. Fransa, İngiltere, Almanya gibi işte bizim girmeye çalıştığımız Avrupa topluluğunu ben bu dallara girmiş sayıyorum ama kendimizi. Bu ülkelerin şefleri, konsey şeflerinin belirlediği bir jüri takımı var. Bizim bu konseyle birlikte yapmış olduğumuz jüri değerlendirmelerini 5 kriter üzerine değerlendiriyoruz. 1- görünüşü, yemeğin görünüşü. 2- lezzeti. 3- işçiliği. 4- sunumu. 5 genel toplam olarak değerlendirilmesi. Bu 5 ayrı kriteri değerlendiriyoruz. İnanın bir güzellik yarışmasından daha zor bir değerlendirme ve jüri arasında tartışma geçiyor. Her safhasını takip ediyor mu jüri beni? Her safhasını takip ediyorlar. Yani yemeğin lezzetli olması salt bir değer teşkil etmiyor o zaman. Hayır, etmiyor. Salt bir değer teşkil etmiyor. Yani çok lezzetli bir şeyinize sadece konulduysa, yani önce sizi zaten cezbetmiyor. Ona muhakkak iyi bir sunum gerekiyor, iyi bir dekor gerekiyor, gözünüzü alması gerekiyor, sizi davet etmesi gerekiyor aslında yapmış olduğunuz şey. Bunların hepsi bir değerlendirmeden geçiliyor ve çok ciddi tartışmalı oluyor. Peki Türk aşçılarını bu tür yarışmalarda başarılı buluyor musunuz? Yoksa bazı konularda iyiler ama bazı konularda hala kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor mu? Bizim eksiğimiz kendimize olan güvensizliğimiz. Bir de aşçılar arasında büyük bir dil yetersizliği var. Yabancı dilden bu sektörde çalışan birkaç kişi var ne yazık ki. Bu gelişmekte olan bir ülkenin yaşadığı süreç. Türkiye'nin değil sadece, diğer ülkeler de bunu geçtiler herhalde. Bizim şansımız bir 20 sene, 25 sene geriden geliyor olmamız. Kendimize güvenimizi kazanmamız lazım ve bunu inançla sergilememiz lazım. Bizim en büyük eksiğimiz bence bu. Şimdi bir de çok böyle yaygın bir tanım vardır mutfakla ilgili olarak. İşte dünyanın en iyi mutfakları Çin mutfağıdır, Fransız mutfağıdır, Türk mutfağıdır diye. Merak ediyorum, bu bizim oluşturduğumuz bir tanımı yoksa yurt dışında da gerçekten bu böyle mi biliniyor? Bu kesinlikle bizim oluşturduğumuz bir tanım değil. Genel olarak böyle biliniyor. Şeye bakıldığında, kökenlere bakıldığında, tarihe doğru inildiğinde zaten bunlar en eski kökenler olan ülkeler durumunda şu anda. Çeşitli isimlerle değişmiş zaman içerisinde ama tarihte en uzun uzantıları olan ülkeler durumunda. Bizim bir de mutfaklar arasında çok ilginç alışverişler var. Mesela Çinlilerin çok meşhur bir wonton çorbası vardır. Wonton çorbasını biz Çin Seddi ziyaretlerimiz sırasında orada mantığı yapmaya başlamışız. Evet. Ve Çinliler bunu wonton olarak bugüne kadar taşımışlar. Biz de mantı olarak taşıdık. Yani etkileşimler çok aynı paralelde ama isimler farklı. Ha, gerçekten de Çin mutfağı, Türk mutfağı ve Fransız mutfağı iç köken mutfak. Şimdi
Bu Arçılar denilince büyük otellerin, 5 yıldızlı otellerin ya da işte bizim Bolu Arçılarımız, bunlar hep dönüp baktığınız zaman hemen hemen hepsi erkek. Öte yandan da bakıyoruz işte hepimiz annemizin yemeklerini çok ararız. İşte mutfak kadın işi deriz. İşte elinin hamuruyla erkek işine karışma deriz. Evet. Böyle bir ikilem var ülkemizde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Birçok söylediklerinizin birçoğunda haklısınız. Ama ben kendi şahsımda buna karşıyım. Hanımların da mutfakta yerini alması gerekir. Ve meslektaşlarımdan bir sürü aldığım tepkilere rağmen 90 yılında ilk defa 6 tane bayanın İzmir Hilton Oteli'nde mutfağı alarak bu şeyi yıktık. Şu anda hala çalıştığım iş yeri Polat, İstanbul Polat Sanat Oteli'nde 5 tane elemanım, bayan elemanım var. Doğru, genel ağırlıklı olarak erkekler. Çünkü iş yoğunluğu biraz fazla. Biraz ağır. Bir bayanın estetik yapısı ve var olan gücüyle yürütebilmesi, yani sürekli yürütebilmesi biraz zor. Ama desteklendiğinde bayanların bence mutfak sanatına büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Çünkü bayanlar genelde doğuştan estetik yönde daha ağırlıklı kabiliyetleri olduğunu inanıyorum. Muhakkak bayanların Türk mutfağının içerisinde yerini alması lazım ve hatta gönüllü olanları davet ediyorum. Çünkü mutfakta çalışacak bayan bulmak da zor. Çünkü onlar da biliyorlar, genelde erkek ağırlıklı bir iş. Ve korkuyorlar. İlk başta bir çekime vardır. O çekimeyi orada da geçmemiz lazım. Bayanların da kendine bu konuda güveniyor olması lazım. Güvenim. Adaylara kapımız açık. Peki bu kadar yemekle iç içe olan bir insan olarak evde örneğin mutfağa giriyor musunuz? Açıkça söyleyeyim, evde yemek yemeye de vaktim olmuyor. İşte haftada bir iki akşam ancak akşam yemeklerine bulunabiliyorum. Ama hafta sonları özel misafirlerimiz varsa, işte zaten misafirler geldiğinde ilk şeyleri, işte Selçuk senden bize ne yapacaksın falan böyle geliyorlar. Böyle özel talepler olduğunda eşim de fena yemek yapmaz, iyi yemek yapar. Yer değiştiriyoruz onunla, o da tatil yapıyor. Ama size de bu konuda ben de şikayetçiyim. Yemeğe davet etmiyorlar. Şimdi iki farklı şeyde alıyoruz bunu. İşte kendi evinizdeki imkanlar her zaman işte çok lüks yemekler sergileme ya da yapmaya müsait olmayabiliyor. Onun için ben mütevazi bir insanım. Çok problem çıkartmıyorum. Böyle çok problem çıkmıyor. Bir de yemek konusunda hep böyle iç içe olan bir insan olarak örneğin tipik bir aşçı örneği vardır fiziksel olarak. Mesela siz o tip yemeğe hiç uymuyorsunuz. Genelde daha kilolu insanlar olarak algılanırlar aşçılar. Siz bu kadar yemekle iç içe olup ama öte taraftan da formda olmayı nasıl başarıyorsunuz? Yoğun bir iş tempom var. De sporu asla bırakmıyorum. Her sabah yaklaşık 45 dakika koşu yapıyorum saat 7-15 gibi. Sahilimiz var, Yeşilçuk sahilinde. Salı ve Perşembe günleri tenis uğraşıyorum. Şeye bağlı, kendinizi bırakmamanıza bağlı. Evet, yiyorsunuz bir taraftan ama onu tükettiğiniz enerjisi... Mecbur zaten. Yani siz, hayır mecbur. Ben bugün yemeyeyim deme öyle şansına bir, sahip değilsiniz. Hepsini tatmak durumundasınız mecbur, herhalde. Hepsini mecburen tatıyoruz. Peki bıkkınlık gibi bir şey var mı yemeğe karşı? Hayır, yok. Seviyorsanız, siz nasıl her yeni bölümünüz, her programınız farklı sesler getiriyor ve size başarılar geri döndüğünde mutlu. Aynı bizim için her şey. Gerçi bizim yaptıklarımız tükeniyor, sizin yaptıklarınız kalıyor ama onun için bıkkınlık evet, yaşamıyoruz. Peki, yemek çoğu zaman özellikle ev hanımları için sistematik olduğundan dolayı külfet haline gelebilir. İşte her gün ne pişireceğim, ne yapacağım, bir sorumluluk, bir keyiften daha çok. Bunu biraz hafifletmek için neler tavsiye edersiniz ev hanımlarına? Bizim mutfaklarda da diğer alanlarda da organizasyon şeyimiz, anlayışımız biraz yerleşmiş değil. Ev hanımlarının bu çok büyük problemleri var, bunu biliyorum. Özel olarak kendi arkadaş çevremde de, iş alanındaki görüşmelerimizde de bu ortaya çıkıyor genelde. Bir program dahilinde bu işi getirmeleri onlara tavsiye ederim. Mesela her gün sabah kalktığında ne yapacaklarını düşünmek yerine hafta başında ya da hafta sonunda bir saat oturup ev halkıyla birlikte, demokratik bir şekilde. Evet. Herkes ne severse. Böyle bir menü planlaması yapmaları önemli. Bu müthiş rahatlık veriyor. Çünkü sadece bir saat ya da bir buçuk saatinizi veriyorsunuz ama bir haftalık bir planınız elinizde oluyor. Bu rahat alışveriş imkanı da sağlıyor ve herkesin de
fikirler olarak yapıyorsunuz. Akşam da böyle işte ben bunu yemem ya da bundan yapmasaydın da olmaz mıydı şeylerle karşılaşmamak. Bir de daha pratik herhalde yapımı daha kolay yemeklere yönelmek de bir çözüm olabilir. Tabii zaten çalışan bir kesim var ki onlara programımızda da sunmaya çalıştığımız şey daha rahat kabuk çabuk yapabilecekleri işte kendileriyle kavram şeyine girmeyecek, zamanla kavram şeyine girmeyecekleri kolay yemekler tavsiye etmek lazım. Siz bir dönem bir kitapçık çıkarttınız bir gazetenin aracılığıyla ve gazetenin tirajını 3 misli yükselttiniz. Büyük bir talep doğdu sizin kitabınıza. Yarın öbür gün kendi kitabınızı yazmayı düşünüyor musunuz? Kendi kitabımın hazırlıklarını yazmayı düşünüyorum. Hazırlıklarına başladım. Çeşitli söz üflerim nedeniyle yayınlayamıyorum zaten hazır değil şu anda ama 98'in sonunda bu yılın sonunda ya da 99'un hemen başında piyasada olacak. O talebi aynen almak isterim. Ve son olarak bir planınız var, bir hayaliniz var. Bir yemek kulübü. Siz bunları nereden biliyorsunuz? özel müşterilerin kendi kişisel tercihlerinin kendilerine sunulduğu bir mekan. Bu ne aşamada? Bu çok özel bir kulüp. Avrupa'da birkaç tane örneği var. Gerçekten ciddi bir yatırım gerektiriyor. Henüz oluşması gereken ortamı tam olarak yakalayabilmiş değilim, sağlayabilmiş değilim. Ama bu büyük bir hayal. Umarım yapabileceğim. Daha başındayız. Kolaylıklar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yemeklerde bulduğunuz tadı ve lezzeti hayatta da bulmanızı temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Öyle mi? Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazıverin. Buyurun.